Şu anda Türkiye'de siyaset kazanı ısınmaya başladı. Neredeyse efendim önüne gelenin parti kurduğu iddialı bir şekilde ortaya çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Fakat en dikkat çekici çıkış Ali Babacan'a ait. Burada neden dikkat çekici bir çıkış? Çünkü Ali Babacan ekranlara çıkarak ekonominin battığını, işlerin gitmediğini, Türkiye'nin yönetilemediğini söylüyor. Esasında kendi kendini eleştiriyor. Çünkü geçmişte 10 sene boyunca veya daha fazla bir süre zarfında ekonomiyi yönetti. Peki Ali Babacan'ı buraya sürükleyen saik neden nedir diye sorarsanız bence külhancı hamamcı ilişkisine dayanıyor bu. Çünkü bizde bir söz vardır. Efendim külhancının amacı hamamcı olmaktır. Biliyorsunuz eskiden hamamlarda külhan olurdu ve külhan yakmak çok zor bir iştir. Aynı zamanda külhancı sabahın köründe bu külhanı yakmakla kalmıyor. Ne yapıyordu? Gelen müşterileri karşılıyordu. Tellakların işini düzene sokuyordu ve hamamın organizasyonunu yapıyordu. Tabii her hamamcı, her külhancı muhakkak ya bütün işleri ben yapıyorum. Madem ben yapıyorsam neden hamamcı olmayalım diye kafasından geçiriyordur. Ve külhancı gel zaman git zaman efendim ben bu hamamcıya para kazandırmayacağım, kendim kazanacağım. Nasılsa bu işleri ben biliyorum diyerek ne yapıyordu? Efendim bir hamam kurmak veya kendine özgü bir kendine ait bir iş yeri kurmak için harekete geçiyordu. Ve gerçekten de gelen müşteriye bu efendim meramını anlatıyordu. Müşteriler de büyük bir merakla acaba bu külhancı nasıl bir yenilik yapacak, nasıl bir hamam kuracak diye beklerken efendim bu külhancının kurduğu hamamın efendim aynı tas ve aynı hamam olduğunu görünce ona tepki gösterirlerdi. Şimdi Sayın Babacan da muhtemelen ya ben zaten bütün işleri ben yapıyorum, borçlanmayı ben yapıyorum, parayı ben buluyorum, Amerika'yı ben daha iyi biliyorum, Sayın Erdoğan bilmiyor, İngilizce dahi bilmiyor diyerek düşünmüş olabilir ve bu düşüncelerle beraber efendim aynen o bizim külhancı gibi ben de neden bakan olarak kalayım, neden ikinci adam, üçüncü adam olayım, ben de başkan olarım, olurum, benim neyim eksik diyerek bu işe girişmiş olabilir. Fakat ona şunu hatırlatalım. Yani senin bu eski yöntemlerinle bu işi yapman, bu işi başaracağın anlamına gelmiyor. Çünkü yine faizle para alacaksın, yine Türkiye'yi borca sokacaksın, yine Türkiye'yi ciddi bir kaosa sürükleyeceksin. Mesela biz biliyoruz yani Ali Babacanların tekstil işiyle uğraştığını biliyoruz. Ankara'da iş yerleri var. Şimdi faraza onları zamanında batıran, yanlış işlere sürükleyen bir pazarlama müdürü 3 sene sonra, 5 sene sonra gelse, takım elbisesinin rengini değiştirse, saç tırasını değiştirse ve dese ki, ey babacanlar, ben sizi zamanında batırdım, tamam. Fakat o zaman pazarlama müdürüydüm. Bakın takım elbiseyi değiştirdim, saç tıraşımı değiştirdim. Beni bu sefer genel müdür yapın, bakın söz sizi pazarda bir numara yapacağım, tekstil işinde efendim müthiş bir noktaya getireceğim, kar ettireceğim, pazar lideri yapacağım derse o dükkanı ona teslim eder misiniz? Elbette etmezseniz. Rasyonel bir insan bunu böyle yapar. Siz peki aynı talepte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ekonomi bakanıyken Türkiye'yi batırdım, beni başkan yapın, çıkaracağım diye bize geliyorsunuz. Bu sözünüz hiç inandırıcı değil. Dolayısıyla ülkeyi teslim etmeye asla niyetimiz yok. Siz bu işi başaramazsınız.